Merhaba sevgili seyirciler, Manisa TV ekranlarında Gündem Özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz gibi 7 Haziran'da genel seçimler var ve milletvekili aday adayları da kendilerini tanıtmaya devam ediyorlar. Bugün stüdyo konuğumuz AK Parti Manisa milletvekili aday adayı Abdullah Tekin. Sayın Tekin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizler sizleri tanımak istiyoruz biz Manisalılar olarak. Abdullah Tekin kimdir, ne iş yapar? Neden siyasete katıldınız? Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Öncelikle ben de sizlere çok teşekkür ediyorum Manisa TV'ye. Beni davet ettiğiniz için. Tabii tüm izleyicilerimize, dostlarıma, arkadaşlarıma, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İsmim Abdullah Tekin. 1979 doğumluyum. 2003 yılından beri yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Manisa'mızda mühendislik hizmetleri yapıyorum. Manisa'mızda herkesin bildiği merkez işhanında ufak bir proje ofisiyle iş hayatıma başladım. Ve zamanla işimi genişleterek teknik danışmanlık, müşavirlik, müteahhitlik faaliyetlerinde bulunuyorum. Aynı zamanda 2012 yılında yürürlüğe giren kentsel dönüşümle birlikte bu yasa çerçevesinde firmama lisans belgesi aldım. Ve bu kapsamda da Manisa merkez başta olmak üzere Manisa'mızın hemen hemen bütün ilçelerinde kentsel dönüşümle ilgili riskli binaların tespitiyle alakalı mühendislik faaliyetleri yapıyorum. Yine aynı şekilde kentsel dönüşüm çerçevesinde ilçe belediyelerimizle birlikte de yürüttüğümüz projeler var. Riskli alanların tespitiyle ilgili. Dolayısıyla 10 yılı aşkın bir mühendislik hayatım var. Bu noktada tecrübelerim var. Şehircilikle alakalı tecrübelerim, birikimlerim var. Yine aynı şekilde sizlerin de malumu 2012 yılında ülkemizin önemli bir sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD'ı Manisa'da arkadaşlarımla beraber kurdum. MÜSİAD Manisa Şubesi'nin kurucu başkanlığını üstlendim. Ve 3 yıl zarfında da başta merkez olmak üzere Manisa'mızın hemen hemen bütün ilçelerinden de üyeler kazanarak Manisa'mızın tarımının, ticaretinin gelişmesi adına güzel projeler yaptık. Manisa'mızı hem yurt içinde hem yurt dışında MÜSİAD vesilesiyle temsil etmeye çalıştık. Dolayısıyla hem iş hayatındaki tecrübelerim var, aynı zamanda da MÜSİAD vesilesiyle birikimlerimiz var. Bu şekilde yola çıktık. Evet, peki neden siyaseti tercih ettiniz? Çok başarılı bir özgeçmiş bize saydınız burada ve siyasete atıldınız artık. Ve AK Parti'yi tercih ettiniz. Neden siyaseti tercih ettiniz? Neden AK Parti ile yola devam etmek istediniz? Evet, tabii malum. Sayın Başbakanımızın çok güzel bir ifadesi var. AK Parti kadroları ülkemizin yeniden inşa ve ihyasına, yani ülkemizi yeniden diriltmeye, ilerletmeye yönelik faaliyet yapıyorlar. Aynı zamanda yine telaffuz edilen yeni Türkiye ifadesi var. Yeni Türkiye'yi inşa etmek isteniyor. AK Parti bu davayla, bu dava bilinciyle, şuuruyla yola çıktı. Tabii MÜSİAD da 20 küsur yıllık bir teşkilat. Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, sanayici ve iş adamlarının birlikteliğinden olan bir teşkilat. MÜSİAD'ın da yola çıkma amacı ülkemizin yeniden inşa ve ihyasına destek olmak, bilhassa ekonomiyle ilgili projeler üretmek, ülkemizin ekonomiyle ilgili önümüzdeki hedeflerine 2023, 2053, 2071 gibi bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki ekonomiyle ilgili hedeflere ulaşmasını gayret eden bir teşkilat. Gerçekten hem yurt içinde hem yurt dışında MÜSİAD ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyor. Ve AK Parti hükümetleri boyunca da MÜSİAD hep arka planda ARGE çalışması yaparak, bir diğer ifadeyle mutfakta projeleri üreterek hep hükümetimize destek oldu. Bizler de zaten MÜSİAD'da ülkemizin ekonomiyle ilgili gelişmesine çalışan bir teşkilatın bir ferdi olarak bu çalışmaların zaten içerisindeydik. Dolayısıyla aynı davaya hizmet eden bir kuruluşta görev yapıyorduk. Tabii mühendislik birikimlerimle ülkemizin önemli tarım ticaret kenti olan Manisa'mızdaki biz tarımla, ticaretle alakalı sıkıntıları, eksiklikleri biliyoruz. Bu noktada faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bu şehirde yetiştik, bu şehirde büyüdük. Tahsil hayatımın büyük kısmı Manisa'mızda geçti. Dolayısıyla bilgi birikim ve tecrübelerimizle bir vefa borcu olarak hizmet etme şevki ve aşkıyla bu yola çıktık. Söyleyeceklerim bunlar. Evet, siz bu yola çıktınız, AK Parti ile çıktınız. Belirli benzer düşüncelere sahipsiniz zaten.
Bunun dışında siz milletvekili aday adaylığınızı açıkladığınızda da birçok kurum, kuruluş ve STK'larla da görüştünüz. Onları ziyaretlerde bulundunuz. Peki size gelen tepkiler nasıl ya da destekler nasıl görüşmeleriniz esnasında? Tabii 3 yıl zarfında MÜSİAD başkanlığı dönemimizde Manisa'mıza güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Evet. Hem belediyelerimizle, Manisa'mızdaki sivil toplum kuruluşlarımızla, yine AK Parti teşkilatımızla, Manisa'mızdaki yardım kuruluşlarıyla, aynı şekilde Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi gençliğimizin iyi yetişmesi adına faaliyet gösteren vakıflarımızla güzel çalışmalarımız oldu. Manisa'mıza bu yönde katkı sağladığımıza arkadaşlarımla beraber inanıyorum. Tabii 2015 seçimleri gerçekten ülkemiz için önemli bir dönüm noktası. Ülkemiz AK Parti hükümetleriyle birlikte son 10 yılda gerçekten ekonomi alanında önemli adımlar attı. Bölgesinde lider ülke konumuna geldi. Aynı şekilde dünyada da sözü geçen tanınır hale geldi. Ama biz ekonomide de bir orta gelir tuzağı diye bir ifade vardır. Tabii AK Parti hükümetleriyle biz 30 milyar dolarlık ihracattan neredeyse 150-160 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Tabii 2023, 2053, 2071 gibi hedeflerde önemli rakamlar var gerçekten. Dolayısıyla artık bu kazandığımız birikimlerle daha üst noktalara sıçrayabilmemiz için önemli adımları atmamız gerekiyor. Bunlar da malum tabii başkanlık sistemi, çözüm süreci, yeni anayasa gibi gerçekten ülkemizi bu önemli adımları attıracak meseleler var. İnşallah tabii ben önümüzdeki seçimlerle birlikte bunları başaracağımıza yürekten inanıyorum. Biz tabii MÜSİAD'daki dönemimizde hem iş hayatındaki birikimlerimle ve çevremle birlikte güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Dolayısıyla Manisa'mızdaki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiğimizde aynı şekilde aynı zamanda ben bir nevi esnaf da sayılırım. 10 yılı aşkın Manisa'mızın çarşısında ticaretle uğraşıyorum, iştigal ediyorum. Her kesimden insanla münasebetimiz oldu. Farklı görüşlerdeki insanlarla ticaret yaptık. Dolayısıyla onlardan da bir olumlu tepki alıyorum. Elhamdülillah yani olumlu tepkiler alıyoruz. Bu noktada bizi destekleyen ciddi bir zümre var. Zaten bu yola çıkarken de hem dernekteki arkadaşlarım, aynı şekilde parti teşkilatımızdan arkadaşlarımızla, büyüklerimizle, halkın da teveccühüyle, genel merkezimizin de bize desteğiyle bu yola çıktık. İnşallah bu yolda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii geçtiğimiz hafta belki sorularınız da vardır. Hı hı. Temayül gerçekleşti. Biz temayül... Cumartesi günü bir temayül yapıldı. Evet. Bugün kadarıyla benim de cumartesi günü yapılmıştı temayül. Orada da hepinizin standları vardı herhalde aday adayı olarak ama sizin standınızda oldukça yoğun bir bilgi, yoğun bir ilgi olduğu da bize gelen bilgiler arasındaydı. Evet. Nasıl geçti temayül? Yani bu şimdi AK Parti'de uygulanan bir sistem temayül yoklaması. Sizce bu temayül yoklaması nasıl bir sistem? Demokratik midir? Ya da sizin bakış açınızla temayül nasıl bir sistemdir? Tabii şöyle, partimiz milletvekili adaylarını belirlerken birçok kriter ele alıyor. Bunlardan bir tanesi temayül yoklaması. Diğer bir kriter halkta bilinirlik, tanınırlılık ve aynı şekilde itibar. Halktaki bilinmeniz ve itibarınız. Güvenilirlik, güvenilirlik, itibar bunlar beraber ele alınacak. Daha sonra tabii gene teşkilatımızın burada bir takım değerlendirmeleri söz konusu olabilir. Tabii genel merkezimizin en başta da Sayın Başbakanımızın takdiriyle inşallah en güzel şekilde, en adil bir şekilde adayların belirleneceğini ben inanıyorum. Temayül bunlardan bir tanesiydi. Tabii temayül önemli bir esas. Gerçekten bu davayı benimsemiş, bu davaya yürekten inanan ve AK Parti'ye üye olan ve üyeler arasında delege seçilen şahısların bizim gibi aday adaylarına oy vermesiyle gerçekleşiyor. Bu da tabii demokrasi yönünden önemli bir adım. Çünkü siz teşkilatınıza bir noktada güvenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu olumlu buluyorum. Bunun yapılmasını olumlu buluyorum. Demokratik buluyorum. Tabii biz temayül yoklamasının evveliyatında arkadaşlarımla, ekibimle beraber Manisa'mızın bütün ilçelerini ziyaretler gerçekleştirdik. Gittiğimiz yerlere tabii başta parti teşkilatımız olmak üzere halkla temaslar kurduk. Parti teşkilatlarımıza
kendimizi tanıtmaya, ifade etmeye çalıştık. Hı hı. Aynı şekilde projelerimizi, Manisa ile ilgili yapmayı düşündüğümüz projelerden bahsettik. Ve gittiğimiz yerlerden de elhamdülillah hep olumlu intibalar aldık. Sizin de söylediğiniz gibi temayül günü standımıza da yoğun bir ilgi oldu. Hı hı. Sağ olsun ilçelerden gelen teşkilat mensuplarımız bizleri desteklediğini ifade ettiler. Ben buradan da Manisa TV ekranlarından bizi izleyen teşkilat mensuplarıma da çok teşekkür ediyorum. Onlara da hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de onlardan dua ve destek bekliyorum. Evet, temayül yoklamasını geride bıraktık. Artık önümüzde başka bir seçim var. Genel merkezin kararı artık etkili olacak bundan sonra. Herhalde siz de bekleme aşamasındasınız şu anda. O zaman Manisa'ya geçelim diyoruz. Sizce büyük şehir olan Manisa'nın en önemli sorunları nelerdir? Çünkü artık Manisa bildiğiniz gibi büyük şehir oldu ve yapılması gereken artık birçok şey var ve daha fazla sizlerin belki katkısı olması gereken şeyler var. Sizce neler var Manisa'da sorun olabilecek? Tabii elbette güzel bir noktaya değindiniz. AK Parti'nin genel bir bu noktada tabii genel bir siyaseti var. Çözüm süreci, anayasa, başkanlık sistemi. Tabii bu milletvekili olacak her şahsın, hatta her parti mensubunun elinden geldiğince katkı sağlaması gereken bir husus. Zaten bu genel siyasetin gereği. Fakat bununla beraber benim milletvekili adayı olmamdaki en büyük etken, ben bu nokta büyük şehir olmamızla beraber Manisa'mızda şehircilik anlamında bir eksiklik görüyorum. Müsiyat vesilesiyle hem yurt içinde hem yurt dışında birçok şehre ziyaretler gerçekleştirdik, toplantılara gittik. Manisa şehircilik anlamında gerçekten maalesef eksikleri olan bir şehrimiz. Tabii malum Manisa ülkemizin önemli bir tarım kenti, ticaret kenti ve aynı zamanda da bir kültür şehri. Evet. Organize sanayi bölgemiz, sanayi bölgelerimiz hızlı bir şekilde büyüme gösteriyor. Hakeza tarım alanlarımızın da bu noktada muhafaza edilmesi gerekir. Tarımda verimliliği artırabilmemiz için aynı şekilde tarım alanlarının dikkate alınarak planlamaların ona göre yapılması gerekir. Tabii diğer taraftan nüfus hızla artıyor. İmar alanlarımızın doğru bir şekilde planlanması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bu planlamalar belediyelerimizin asli vazifesi. Ben buradan ilçe belediye başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Manisa merkezde Şehzadeler ve Yunus Emre belediye başkanlarımız en güzel şekilde vazifelerini yapmaya çalışıyorlar. Diğer ilçe belediye başkanlarımız da hakeza, onlar da görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu dönemde Manisa'nın şehircilik anlamında, yerleşim yerleri anlamında, aynı şekilde sanayi ve tarım alanlarının doğru planlanması adına, tabii kültürel değerlerimizi muhafaza etmek kaydıyla Ankara'da bir mühendis vekile de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim yola çıkmamdaki sebeplerden bir tanesi de bu. Benim kendi özelimde. Bundan sonraki süreçte en azından bugüne kadar yapılanlar yapılmış. Bundan sonraki süreçte Ankara'dan koordinasyonu sağlayacak, belediyelerimize destek olacak bir mühendis vekil olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah mühendislik bilgi birikimlerimle de bu noktada faydalı olacağıma inanıyorum. Evet, bu konuda da aslında siz inşaat yüksek mühendisi olduğunuz için Manisa'da da aslında imar sorunu çok gündeme gelen sorunlardan bir tanesi. Hani imar sorununa Manisa'ya herhalde tabii sizin çok büyük katkılarınız olacaktır mecliste olmanız. Evet. Öyle düşünüyoruz biz de. Yeni Türkiye Güçlü Gelecek sloganı var AK Parti'nin. Siz de bu sloganı kullananlardan bir tanesisiniz. Yeni Türkiye nedir? AK Parti'nin Yeni Türkiye söylemi neyi kasteder ya da neyi kapsar? Tabii Yeni Türkiye Güçlü Gelecek. Ben bu sloganı kullanıyorum. Tabii bu partimizin, genel merkezimizin bir sloganı. Genel merkezimizin 2015 seçimleri çerçevesinde tespit ettiği sloganlardan bir tanesi. Önce tabii yeni Türkiye'yi biraz ifade edecek olursak daha doğru olur kanaatindeyim. Yeni Türkiye esasında bizim geçmişteki medeniyetimizden, kültürümüzden aldığımız bir takım değerlerimiz var. Bunlar zamanla tabiri caizse üstü küllenmiş, tozlanmış, paslanmış. Dolayısıyla biz geçmişteki değerlerimizi tekrar canlandırarak geçmişe bağlı olarak geçmişteki değerlerimizi tekrar canlandırarak onları muhafaza ederek yeni bir bakış açısıyla biraz önce ifade ettiğim gibi ülkemizi dünyada küresel güçler arasına, bölgesinde lider ülke konumuna getirmeye çalışmak. Tabii son 100-200 yıldan beri dünyada hüküm sürmek isteyen bir takım kapitalist ülkeler var.
maddeyle ön plana çıkmaya çalıştılar ama maddeyle bir yere kadar ülkeler gidebiliyorlar. AK Parti hükümetleri gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde elbette ekonomiyle ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Fakat bununla beraber gönül coğrafyamızda, bölgemizde ve dünyada sevilen ülke olmamızdaki etkenlerden bir tanesi de insana insan olduğundan dolayı değer vermek. Hangi milletten, hangi ırktan, hangi dinden ve dilden olursa olsun insana insan olduğundan dolayı değer verdik. Gerçekten yurt içinde birçok toplantıya katıldığımız zaman şu an Türk olmak gerçekten bir ayrıcalık haline gelmiş durumda. Yani Türkiye gerçekten bölgesindeki ülke, dünyadaki birçok mazlum ve mağdur milletlere destek oldu. Zaten bizim bu esasında hem insaniyetin bir gereği, aynı zamanda da İslamiyet'in, Müslüman olmanın da bir gereği. Yani herkese şefkat eli, herkese merhametli bir şekilde yaklaştık. Dolayısıyla yeni Türkiye'de elbette ekonomide çağın gereklerini en güzel şekilde yerine getirerek her şeyi kendimiz, kendi imkanlarımızla, kendi öz değerlerimizle yapmaya çalışmalıyız. Bununla beraber de insani değerlerle geçmişimizden aldığımız, ecdadımızdan aldığımız değerleri de tekrar canlandırarak dünyaya şefkatle, merhametle ve dünyada mazlumun her zaman yanında ve zalimin de her zaman karşısında olacak şekilde bir yol izlenmesi gereken bir durum. Dolayısıyla bunların hepsini yaptığımız zaman inşallah yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimizi umuyorum ve yeni Türkiye de bu şekilde güçlü gelecek. Evet, tabii ben bununla beraber yeni Türkiye, yeni Manisa sloganını da kullanıyorum. Oradan da kastettiğim şu, yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde Manisa'mıza yeni Türkiye vizyonu çerçevesindeki bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. Elbette ben burada tabii şunu da açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar Manisa'mıza katkı sağlayan başta Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç, çok değerli diğer milletvekillerime, belediye başkanlarımıza, partimizin en yukarı kademesinden en alt kademesine kadar emeği geçen, hatta bu davaya her noktada destek olan, ister sivil toplum kuruluşundan arkadaşlarımız, büyüklerimiz, başkanlarımız, isterse de halktan gönüllü olarak çalışan herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet. Onların emekleri çok büyük. Geçmişte Manisa'ya katkı sağlayan herkesin bilgi, birikim ve tecrübesinden de istifade ederek Manisa'mızı biraz önce de ifade ettiğim gibi şehircilik anlamında, tarım ticareti geliştirme noktasında daha güzel çalışmalar yaparak inşallah hep birlikte yeni Manisa'yı da bu şekilde inşa edeceğimize inanıyorum. Evet, kültürel anlamda da aslında siz Manisa'da biraz bahsetmiştiniz. Kültürel anlamda sizce Manisa yeterince tanıtılabiliyor mu? Ya da Manisa yeterince Türkiye'de var olabiliyor mu kültürüyle? Ben yeterince var olduğuna inanmıyorum. Gerçekten mesela bir üzüm olarak, bir üzüm mesela Manisa'da yetişen bir meyve ve dünya kuru üzüm ihtiyacının büyük çoğunluğu Manisa ovasından karşılanmasına rağmen yurt dışında gittiğimiz birçok toplantıda İzmir üzümü olarak halen biliniyor maalesef. Bir üzümden örnek verecek olursak. Mesir macunu aynı şekilde herhalde. Mesir macunu aynı şekilde yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olmasına rağmen tabii yurt içinde biliniyor ama yurt dışına maalesef tanıtma adına eksikliklerimiz var. Tabii Manisa'mız Osmanlı'da bir şehzadeler şehri. Evet. Bir şehzadeler şehri. Turizm anlamında da herhalde değil mi? Basit bir şehir değil. Tabii şu güne kadar Manisa'nın İzmir'in gölgesinde kalmış olması da Manisa'mız adına büyük bir eksiklik. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi Manisa'mızdaki kültürel değerlerimizi Manisa'mızın planlanması yapılırken tarım, sanayi ve yerleşim sahaları bundan sonraki süreçte belirlenirken kültürel değerlerimizi de daha ön plana çıkaracak şekilde planlamaların da ben yapılması gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde hakeza bizim kültürel değerlerimizi tanıtma adına da bundan sonra daha ciddi bir gayret edilmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii hükümetimizin malum yakın zamanda ilköğretim okullarında üzümün dağıtılmasıyla ilgili projemiz gerçekten hem gençlerimizin, çocuklarımızın daha sıhhatli yetişmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda da hem Manisa'mızdaki bu işten gelir sağlayan tüccarımıza, çiftçimize, aynı şekilde Manisa'mızın da tanınmasına çok ciddi katkısı olacağına inanıyorum.
bu aslında bir örnek de oluşturabilir değil mi? Yani Türkiye açısından az önce dediğiniz gibi çocuklara sağlıklı bir besin verilmiş olacak ki günümüzde baktığımız zaman çok sağlıksız beslenen bir nesil yetişiyor. Bu şekilde aslında Manisa özünü bir başlangıç olabilir. Daha sonra arkasından işte diğer şehirlerimizin diğer oldukça sağlıklı ürünleri de gelebilir diye düşünüyoruz biz de. Partimizin 2023 ve 2071 hedefleri var, vizyonu var. Evet. Bu 2023 ve 2071 vizyonu nedir sizin bakış açınızla biz de anlamak istiyoruz. Yani şöyle, önce şu şekilde başlasak daha doğru olur. En ufak işten en büyük işe kadar insanın bir hedefi olmazsa evet. veya bir kurum kuruluşun bir hedefi, bir gayesi olmazsa o noktada, o hedef o noktada ilerlemesi çok mümkün olmaz, sıhhatli olmaz ve amacına ulaşamaz. En ufak bir esnaf da olsanız, ufak bir ticaret hane de işletseniz bir hedef, bir hedef koyulması gerekir. Ben kendimden bunu iyi biliyorum. İşte şu kadar yıl sonra şu seviyeye gelmeyi hedeflemeniz lazım veya şu kadar yıl sonra şu bilgi birikimleri, kazanımları elde etmem gerekir diye bir düşüngeniz, bir gayeniz olması gerekir. Dolayısıyla gerçekten zaten büyük hedefler koymak da büyük insanların işidir. Evet. Gerçekten tarihte de bu şekildedir. Esasında insanın hedefinin büyüklüğünden o insanın kapasitesi anlaşılır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza da gerçekten zaten Türkiye ile beraber dünya da kendilerini takdir ediyor. Dolayısıyla büyük hedefler koydu önümüze. Bu hedefleri ulaşma noktasında önemli adımlar gerçekleştirdik. 2002'de 30 milyar dolar ihracattan şu an 158 dolar milyar ihracata ulaştık. Şu an tabii önümüzde 2023 çerçevesinde 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var ama kat ettiğimiz basamaklara baktığımız zaman Allah'ın izniyle önümüzdeki hedefleri bu performansla ilerlersek yakalayacağımızdan şüphemiz yok. Tabii 2023 ifadesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk geliyor. Hakeza 2071'de Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı oluyor. Aynı şekilde 2053 hedefi var. O da İstanbul Fethi'nin yaklaşık belli bir yıl dönümü oluyor. Dolayısıyla bunlar bu hedefleri esasında koymak, biz geçmişte büyük bir ülkeydik. Dünyada söz sahibi bir ülkeydik. Dolayısıyla aynı yeni Türkiye'nin inşası gibi biz geçmişten aldığımız değerlerimizle, geçmişten beslendiğimiz katkılarla inşallah çağın gereklerini yerine getirerek 2023'te şu noktaya, 2053'te ve 2071'de de şu noktalara gelmemiz gerekir diye önemli hedefler. Aslında geçmişini bilmeyen geleceğini öngöremez, hesaplayamaz sözünü de birazcık yansıtıyor. Bu aslında yeni Türkiye söyleminin içinde bu Osmanlıca konusu da vardı bildiğimiz gibi. Osmanlı'yı bir örnek alma durumu mu olacak yeni Türkiye dendiği zaman? Çünkü sürekli geçmişimizden, evet Osmanlı çok büyük bir imparatorluktu ve dediğiniz gibi yeri geldi diğer küçük imparatorluklara ya da küçük yerlere de yardım eli uzatan bir imparatorluktu. AK Parti'nin de aslında örneği Osmanlı diyebilir miyiz yeni Türkiye'de? Şimdi onu şu şekilde ifade etsek daha doğru olur. AK Parti çağın gereklerini her anlamda yerine getirerek başta tabii insan hak ve hürriyetlerine, özgürlüklere bu noktada bütün gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyor. Gerçekten ülkemizde 28 Şubat gibi ve geçmişteki birçok darbe girişimlerinde bir takım hak ve özgürlükler anlamında kısıtlamalara gidildi. AK Parti gerçekten bu 10 küsür yıllık iktidarı boyunca öncelikle bu kısıtlamaları kaldırdı. Zaten hepimiz bunların birçoğuna şahit olduk. İşte başörtüsü yasağı gibi veya kesintisiz eğitim gibi bir takım sıkıntılar, yanlış uygulamalar vardı. Bunlar zaten çağın gerekleriyle de bağdaşmıyordu. Bir Amerika'ya, bir Avrupa'ya, diğer dünyadaki gelişmiş modern ülkelere baktığımız zaman biz zaten bu noktada onların gerisindeydik. Dolayısıyla AK Parti özgürlükçü, yenilikçi anlayışıyla önce bütün bu kısıtlamaları kaldırdı ve insanlara bu noktada serbestlik sağladı. AK Parti'nin felsefesinde bu yatıyor. Elbette
Geçmişteki bizim değerlerimizi yine ifade ettiğimiz gibi biz büyük bir ciddi bir geleneğe sahibiz. Geçmişimiz var. Dünyada gerçekten sıradan bir ülke değiliz. Dünyanın neresine gidersek gidelim gerçekten Türk deyince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı deyince artık itibar gören bir konumdayız. Geçmişteki değerlerimizi kullanarak çağın gereklerini de bunlarla birleştirerek yeni Türkiye'nin inşası inşallah gerçekleşecek. Evet, yeni Türkiye söyleminden de bu şekilde bahsetmiş olduk. Hemen Manisa'ya dönmek istiyorum tekrardan. Manisa'da AK Parti'de daha doğrusu oldukça yoğun bir talep vardı. 60 kişi sanıyorum milletvekili adayı oldu AK Parti'den. Peki bu yoğunluğu nasıl değerlendiriyorsunuz, AK Parti'ye olan bu yoğunluğu? Tabii AK Parti'ye olan bu yoğunluk sadece Manisa'mızda olan bir hadise değil. Gerçekten Türkiye'deki, ülkemizdeki birçok vilayetimizde Manisa'daki teveccüh hemen hemen hepsinde aynı şekilde. Bu da AK Parti'ye olan güveni gösteriyor. AK Parti'nin performansının iyi olduğunu, halktaki itibarının fazla olduğunun bir göstergesi. Bizlere açısından çok ciddi memnuniyet verici bir hadise. Bizim de doğru yolda olduğumuzu zaten bundan şüphemiz yok. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Memnuniyet verici bir hadise. Gerçekten 60 civarında adayız şu anda. Ben buradan tüm aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bu tatlı bir rekabet. Temayülde de görmüşsünüzdür, bunu yaşadık. Arkadaşlarımızla beraber yan yana standlarımızı kurduk. Herkes kendi tanıtımını yapmaya çalıştı. Beraber çay içtik, sohbet ettik. Zaten birçok teşkilat ziyaretlerimizle de arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu güzel bir hadise. Bu hizmet yarışında beraber olmak, beraber olmanın bir ifadesi. Hizmette rekabet etmek, hizmette yarışmak çok güzel bir olay. Neticede halkımız, teşkilatımız, genel merkezimiz bunları değerlendirecek. Tabii biz bu noktada da genel merkezimize, başbakanımıza, teşkilatımıza saygımız sonsuz. Biz zaten bu yola bir nefer olarak çıktık. Takdir hakkımızda hayırlıysa zaten olsun diyoruz. Evet. Sonuçta rıza göstereceğiz. Hakkımızda hayırlısı buymuş dememiz gerekiyor. Dolayısıyla neticede aday gösterilsek de gösterilmesek de bir nefer olarak bu davada yürümeye devam edeceğiz. Devam edecek, evet. Son olarak ben sizi artık Manisalılarla baş başa bırakmak istiyorum. Aslında program boyunca güzel bir sohbetimiz oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık sizden. Ama son olarak ben sizi hemen Manisalılarla baş başa bırakmak istiyorum. Onlara neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii ben Manisa TV ekranlarında projelerimi anlattım. Niçin milletvekili adayı olduğumu, niçin AK Parti'den adayı olduğumu ifade etmeye çalıştım. Tabii Manisalı hemşehrilerime de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ifade ettiğimiz gibi 2015 seçimleri ülkemiz açısından çok önemli. Ülkemiz gerçekten son 10 yılda siyasi istikrarla beraber ekonomik istikrarı sağladı ve gerçekten hem bölgesinde hem dünyada en etkili ülkeler arasına girmeyi başardı. Tabii bu 2015 seçimleriyle beraber başkanlık sistemi, çözüm süreci, yeni anayasa gibi gerçekten ülkemizi sınıf atlatacak, daha ön plana çıkaracak olaylar var. Bunlar ele alınacak. Dolayısıyla bu seçimler bu noktadan önem arz ediyor. Ben izleyicilerim bir kez daha bunu hatırlatmak istiyorum. Buna fayda görüyorum. Tekrar tüm izleyicilerimize, dostlarıma, arkadaşlarıma, büyüklerime buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Özellikle AK Parti'nin ve sizlerin hedeflerini bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Gündem Özel programının bugün de sonuna geldik. AK Parti Manisa Milletvekili adayı Abdullah Tekin'le birlikteydik ve kendilerine sorularımızı sorduk ve cevaplarımızı aldık. Sizlere de seslendi. Evet, Gündem Özel programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.